Aziz Türk milleti, KPSS sorularının sızdırılması ve ardından KPSS'nin iptal edilmesiyle beraber kamuoyunda ciddi bir infial uyanmıştır. Bunu gören Cumhurbaşkanımız derhal gereğini yapmış ve ÖSYM başkanını görevden almış, yerine yeni bir başkan atamıştır. Akabinde de Devlet Denetleme Kurulu'na soruşturma görevi verilmiştir. Bu süreçten sonra bilhassa sosyal medyada konunun üzerine gidilmiştir. İşte bunlardan birisi de PAYÖ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Süleyman Solmaz olmuştur. Herkesin ülke meseleleri hakkında görüş bildirmesi sonuna kadar hakkıdır. Bu doğrultuda Facebook'ta bu konuda 7 İklim Dershanesi ile bir sendikanın ilişkilerini içeren paylaşımlarının yeni ÖSYM başkanına bir hakareti yoktur. Aksine yeni dönemde geride kalan sınavların da incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Kurumun selameti açısından ve gelişen durumlar üzerine hoca gereğini yapmış ve görevden çekilmiştir. Ancak üniversitemizde faaliyet gösteren bir sendikanın başkanı ve bazı üyelerin kendilerini idarenin yerine koyup hocamızı istifaya davet etmeleri en hafif tabirle haddini aşan bir söylemdir. Bu söylem hem etik yönden hem de hukuki yönden uygunsuz bir söylemdir. Bu tür nezaketten uzak söylemler kurumumuza zarar vermektedir. Sendikaların görevi kendi üyesi olmayan çalışanlarına hedef göstermek değil, kendi üyelerinin dışında tüm çalışanların hakkını savunmak olmalıdır. Üniversitemizdeki yetkili sendika olarak tüm çalışanlarımıza üyemiz olsun ya da olmasın eşit mesafede durmaktayız. Bu nedenle üniversitemizdeki barış iklimini ve çalışma ortamını bozacak her türlü söylem ve eylemin kimseye bir faydasının olmayacağını düşünmekteyiz. Biz bütün teşkilatlarımızla birlikte büyüğümüz, üstadımız, ustamız Profesör Doktor Süleyman Solmaz hocamın her zaman tüm davaya inanan teşkilatımız adına yanındayız ve sonuna kadar da yanında yer almaya devam edeceğiz.